Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü video konumuz neden İngilizce öğrenemiyoruz ve kendi kendimize en hızlı şekilde İngilizceyi nasıl öğreniriz? Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen. İngilizce dünya dili. Dünya üzerinde herhangi bir yere seyahat ettiğiniz zaman iş için, tatil için veya arkadaşlarınızı, akrabalarınızı veya oradaki tarihi turistik yerleri görmek için gittiğinizde herhangi bir ülkede İngilizce ile rahatlıkla anlaşabilirsiniz. Bundan dolayı hayatımızın her aşamasında en azından bir yabancı dil öğrenmek gerekli oluyor. En başta İngilizceyi öğrenmekte de fayda var. Özellikle liseden sonra üniversite eğitimini yurt dışında yapmak isteyen ya da Türkiye'de üniversite okuyorken Erasmus gibi öğrenci değişim programlarıyla Avrupa'daki bir üniversiteye 1-1,5 yıllığına gittiklerinde orada diğer öğrencilerle ve eğitim öğretim düzeniyle tanışmak için yine İngilizceye ihtiyaç duyacaktır. İngilizceyi öğrenemememizin temel sebeplerinden bir tanesi belki de gramer ağırlıklı öğrenmeye çalışmamızdır. Tabii ki dilin kurallarını öğrenmek gerekli ama temelde aslında dili öğrenmeye başlayacağımız nokta kelime ezberleme ve kelimelerin seslenişleri olacak. Ben İngiltere'de Cambridge'de yaşıyorum şu an. İngiltere'ye gelmeden önceki İngilizcemle şu anki İngilizcem arasında arada çok büyük farklar var. Özellikle İngilizceyi konuşma kısmında, pratik kazanmada yerin, mekanın gerçekten büyük etkisi var. Eğer İngilizce konuşulan bir ülkeye veya bölgeye giderseniz, çevrenizde İngilizce konuşan insanlar varsa siz de duymayla başladığı için iletişim ve devamında dil eğitimi onların söylediği gibi kelimeleri telaffuz edebilirsiniz ve iletişiminizi hızlı kurarsınız. Yurt dışına çıkmadan önce kendi kendinize İngilizceyi hızlıca öğrenebilirsiniz. Bu anlatacaklarım gerçekten önemli. Bunların hepsi uygulanarak gerçekleştirilmiş, sonunda da başarılı olunmuş yöntemler. Bunlar birebir uygulandı ve bu başarılı yöntemleriyle özellikle üniversiteye hazırlananlar ya da üniversitedeyken yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler İngilizcelerini geliştirerek o programlara yabancı dil seviyelerini yüksek göstererek bununla ilgili olarak uluslararası dil sınavlarına girip puan alarak o şekilde burslu programlarına bile başvuru yaptılar. İngilizceyi en hızlı şekilde öğrenmek istiyorsanız kendinize günlük öğreneceğiniz kelime sayısını belirleyip disiplinli bir şekilde o kelimeleri ezberlemektir. Bugün 10 tane kelime ezberleyecekseniz, 10 sembolik bir rakam, 10 tane ezberlemeyin, 8 tane olsun. 8 tane İngilizce kelimeyi, sizin işinize yarayacak kelimeler olsun temelde, öncelikle onlardan başlayın. Küçük kağıtlara yazın. Ön yüzlerine İngilizce kelimeleri, arka yüzlerine de Türkçe anlamlarını yazın. Ve bunları bir poşetin içine koyup, her birini tek tek çıkartıp, hangi yüzündekini görürseniz eğer, örnek veriyorum Türkçe kısmı geldi, Türkçe anlamı geldi. O zaman İngilizcesini tahmin etmeye çalışın. Bilemeyeceksiniz ilk başlarda. O zaman arkasını çevirin kağıdın, İngilizcesine bakın. Evet, bunun Türkçesi bu, İngilizcesi buymuş deyin aklınıza ve birkaç kere tekrar edin. Daha sonra aynı kağıdı poşetin içerisine atın. Bunu sürekli hale getirin ve günde 1 saat boyunca, 1 saat sembolik olabilir, 50 dakika olsun ya da 40 dakika olsun. Hangisi sizin için daha kolay olacaksa, daha teşvik edici olacaksa, kendinizi motive etmenizi sağlayacaksa o sürede bu kağıtları çekerek hangi tarafı denk geldiyse öbür tarafındaki anlamını veya orijinalini bilmeye çalışın. Bunu mutlaka deneyin. Bunun sonucunda başarılı olacaksınız. Yurt dışında iş bulmak istiyorsanız ya da yurt dışında bir eğitim almak istiyorsanız, burslu üniversite programlarına ya da yüksek lisans programlarına başvuru yapacaksanız ki bunlar gerçekten yapılmış şeyler, temelde İngilizcenizi ilerletmeniz lazım. İngilizcenizi hızlıca ilerletmek istiyorsanız bu yöntemi mutlaka kullanın. İlk gün bu kağıtlarla ezberlediğiniz 7 tane 8 tane İngilizce kelime ile birlikte siz İngilizce konuşma ve öğrenme çalışmalarına başlamış oluyorsunuz. İkinci günden itibaren bunun üzerine bir önceki gün öğrendiğiniz kelime miktarı kadar kelime ekleyin. Siz birinci gün 8 kelime mi öğrendiniz? O zaman ikinci günde yine 8 tane kelimeyi aynı şekilde kağıtlara yazarak
ön tarafına İngilizcesini, arka tarafına da Türkçesini yazarak Türkçe anlamını yine aynı poşetin içerisine atın ve bir önceki günkü kelimelerin kağıtları da içerisinde kalsın. İkinci gün toplam 16 tane kelime üzerinden çalışın. Kelimeleri çekin. Birinci gün eklediğiniz kelimelerle birlikte ikinci gün eklediğiniz kelimeler karışık bir şekilde çalışın. İkinci gün eklediğiniz kelimeleri kağıtlarını seçtiğiniz zaman o kelimeleri öğrenmeniz biraz zaman alacak. Ama birinci günden defalarca çekip yarım saat, 40 dakika, 50 dakika defalarca anlamlarına veya İngilizcelerine baktığınız kelimeler artık aklınızda daha çok kalmış olacak. İkinci günün sonunda bir bakacaksınız 15-16 kelime öğrenmiş olacaksınız. Bunu yıla vurduğunuz zaman yüzlerce, binlerce kelime öğrenmiş olacaksınız. İngilizce'de 1000 kelimeyi ezberleyerek, aklınızda tutarak bir ülkeye gittiğinizde cümle kuramasanız bile o kelimelerle temeldeki iletişiminizi sağlarsınız. Sonraki zamanda cümle kurma aşamasını siz oradaki kulak dolgunluğuyla sağlayacaksınız. Bu öğrendiğiniz İngilizce kelimelerin seslenişlerini öğrenmek istiyorsanız çok basit. İnternetiniz var zaten. Google Translate, Google çeviriyi açarsanız eğer orada bu kelimeyi yazdığınızda zaten orada mikrofon butonu var. Onu tıkladığınız zaman cep telefonunuzdan, tablet ya da bilgisayarınızdan size orijinal seslenişini verecek. Onu defalarca tuşlayarak aynı sesi çıkartmaya çalışabilirsiniz. Siz kelimelerin seslenişlerini öğrendiğiniz andan itibaren, ki bu dinlemeyle olacak, bunu unutmayın. Bu noktada disiplinli olun ve disiplin sürenizi kendiniz sağlayın. O süre tamamen size ait olsun. Ki bunu öğrenmeyi sevin. Kendinizin yaptığı bir şey. Birkaç gün başarırsanız bunu sonraki zamanda alışkanlık haline getirirsiniz. Başardığınız şeyler daha çok hoşunuza gider. Daha çok başarmak için üzerine gidersiniz. Bir yıl sonra kendinize inanamazsınız. İngilizceyi öğrenmiş olarak, en azından temelde kelimeleri öğrenmiş olarak, anlamlarını bilerek yurt dışına gittiğinizde kendinize güveniniz olarak iletişim kurmaya çalışırsınız. Yurt dışına gittiniz. Gerçekten ilk iletişim zamanlarınız çok kötü olacak. Buna endişe etmeyin. Zaten bir ülkeye ilk giden göçmen siz olmayacaksınız. Sizden önce yüz binlerce insan gittiğiniz ülkelere gidip yerleştikleri için onlarla tanışan, oradaki yaşayan insanlar zaten böyle durumlarla çokça karşılaşmış olacaklar. O zaman sizi yadırgamayacak zaten %90'ı. Yani o %10'luk dilime denk gelmezsiniz büyük ihtimal. O noktada kendinize güveniniz olur. Sizi anlamaya çalışırlar. Kelimeleri söylerseniz eğer karşı tarafa, onlar sizin ne demek istediğinizi az çok anlayacaklardır. Tarif etmek istediğiniz konuyla ilgili. Sonraki aşamada onlar size bunların düzgün cümlelerini söylediğinde, ki insanlar bir şeyleri öğretmeyi seviyorlar genelde, özellikle kendi dilleriyle ilgili bir şeyse, o noktada siz de cümle kuruluşlarını, gerçekte günlük hayatta nasıl konuşuyorlar, nasıl sesleniyorlar, bunları da öğrenmiş olacaksınız. Aslında İngilizce eğitiminizin tamamlanma süreci yurt dışı olacak. Yurt dışına nasıl çıkarım diye düşünmeyin. Yani bu lüks bir durum değil aslında. Başarılabilecek bir durum. Kendinize güveniniz olsun. İster öğrenci olun, isterseniz iş için yurt dışına çıkacak olun. Temelde yapmanız gereken şey yurt dışına gidebilmek için vize almak. Üniversite için gidecekseniz, liseyi bitirdiğinizde üniversiteyle ilgili olarak programlara başvuruda bulunabilirsiniz. Dünyanın değişik yerlerinde burslu programlar var. Yurt dışında bir bölüm bitirdiğiniz zaman, özellikle burslu da okursanız, ki bu burs sadece öğrenim ücretini karşılamıyor, sizin yurt, yemek, barınma ihtiyaçlarınız vesaire, bunlar için de ödemeler yapıyorlar. Ulaşım için de ödemeleriniz yapılıyor. Yani örnek veriyorum, İtalya'ya gittiniz. İtalya'da bir üniversitede burslu olarak okuyabilirsiniz. Hem öğrenim ücretinizi karşılarlar, aynı zamanda ulaşım ücretinizi de karşılarlar. Ayrıca size verilen harçlıkla hem yemek ihtiyacınızı hem de barınma ihtiyacınızı, yurt ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İtalya'da bir otobüs kartıyla, ki öğrencilere muazzam indirim yapıyorlar, bir ay boyunca 15-20 euroya bütün otobüslere, trenlere binebilirsiniz. Bu söylediğim İngilizce çalışma yöntemlerini cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan, elinizde ne varsa materyal, şu an bu videoyu izlediğiniz materyal hangisi ise onun üzerinden geliştirebilirsiniz, devam edebilirsiniz.
Birkaç gün sonra bırakmayın bu sistemi. Üzerine devam edin. İnanın birkaç ay sonra o kadar çok kelime öğrenmiş olacaksınız ki rutine bağlamış olacaksınız bu durumu. Artık belki sıkılacaksınız, konuşmak isteyeceksiniz birileriyle. O noktadan itibaren, o seviyeye geldiğiniz andan itibaren de İngilizce söylenişlerini öğrenmeye çalışacaksınız. Ve bu İngilizceyi nerede kullanırım diye araştırmalar yapacaksınız. O noktadan itibaren yapmak istediğiniz şeye göre, öğrencilik ya da iş imkanları ya da farklı bir ülkeyi gezmek, turistik vize gibi yurt dışına çıkmak için araştırmalar yapacaksınız. Benim paylaştığım birçok video var. Onları da izleyebilirsiniz. Kanalımızda videoları arattırabilirsiniz. Özellikle Avrupa ülkeleri, Finlandiya, İsveç, Norveç gibi ülkelere nasıl seyahat edilir, neler yapılabilir, yurt dışında üniversite nasıl okunur, bunlarla ilgili birçok video var. Kanada'ya nasıl seyahat edebilirsiniz? Bu ülkelerde nasıl iş imkanları var? Nasıl iş başvurusunda bulunabilir ve orada çalışmaya başlayabilirsiniz? Bunların hepsini videolarda anlattım. Bu videolardan da faydalanabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Hepinize bu süreçte başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.